arkadaş. Olayımız budur. Olayımız Akropolis. Merhaba. Merhaba Atina. Neredeyiz? Atina'dayız. Merhaba. Merhaba Atina. Neredeyiz? Atina'dayız. Nereden geldik? Tige'de kalıyoruz. Atina'ya geldik. Yemiz atılıp metro yolculuğu. Nereye geldik? Monastiraki'ye. Monastiraki'ye geldik. Burası Taksim Meydanı gibi. Buradan bütün antik kente her yere daha. Aslında Sultanahmet gibi. Sultanahmet gibi, biraz Karaköy gibi, biraz Taksim ama gibi. Noel'den biraz öncesi ve hafta sonu bugün. Dolayısıyla evet. Herkes sokakta. Bu mevsimde burası çok ılık. Şansımıza yağmur yok. Yağmur yağıyor normalde. Tabii. Şimdi biz bunları konuştuğumuz için yağmur yağacak. Mesela bulutlar kapandı. Tamam. 10 dakika önce her yer günlük güneşlikti. Tepeye baksanız. Her yer tıkım tıkım. Çünkü herkes alıştı işte. Burada herkes neşeli. Emeklisi, genci, öğrencisi herkes dışarıda. Evet. Evet, burası ufak bir meydan. Bizim Türk ölçü ve standartlara göre burası meydan bile sayılmayabilir yani. Az sonra fırtınaya kapılacağız evet, galiba. Evet, kesinlikle ben de onu düşünüyorum. Demek güneş vardı, şu anda havada bayağı bulut var. Yani Atina için birkaç kelam edelim o zaman. Atina şu anda benim gördüğüm bildiğiniz küçük İstanbul, küçük İzmir. Ama öyle küçük küçük deyip geçiştirdim. Evet. Şimdi anneannelerimizin, babaannelerimizin bize anlattığı eski İstanbul şu anda burası. Ama evet. Şey olarak değil, teknik altyapı falan olarak değil, çok ileriler. Ama medeniyet ve insani yaklaşım adına evet o eski anneannelerimizin, babaannelerimizin İstanbul'u. Evet. İnsanının niteliği, sıcaklığı, esnafının cürüşlüğü çok fena fark atmış bunun nedeniyle. Evet. Keşke hiçbiri gitmeseymiş İstanbul'da. Evet. Biz buraya aşığız. Evet. Ben hakikaten burası çok aşık olunacak bir yer. Davranışlar, insanlar, İnsanların yaptığı yanlış diye nitelendireceğimiz yaya hataları, şusu busu, trafiği, her şeysi Türk. Hiçbir farkımız yok. O kadar aynıyız ki ama her şeyimiz aynı. Esnaf dürüstlüğü bambaşka. Evet, esnaf dürüstlüğü. Biz de hani insanların şu anda hasretini, özlemini çektiği şey bu. Esnafı. Bu arada şey söyleyeyim mi? Şu arkadaki baloncu sayın gibi yapamıyorum. Şu Türk. Evet, dön. Evet. Salepçi'ye gel. Tamam, gel. Salepçi nerede? Salepçi de bu tarafta. Şimdi onu da Türk zaten, Salep satıyor. O da Salep satan bir çok vatandaşımız. Çok ya burada Türk olmasan bile, Türkçe konuşan, en azından konuşamasa bile, Türk'ü anlayıp da iki kelam Evet. Ufreşerek Türkçe merhaba diyen çok insana rastlıyorsunuz. Evet. Çok tatlılar. Aradaki o rekabet gibi görünen şey yok efendim. Hayır, Türk kahvesi değil, Grek kahvesi falan. Onların hepsi espri mahiyetinde burada. Evet. Çok şekerler. Onların bizi sevdiği gibi onlar da bizi seviyor. Gerisi o hikaye. Politik hikaye. Politik hikayeler yani, hiç alakası yok. Evet, size ne anlatmışlarsa bilin ki hepsi hikaye yani, yok öyle bir şey. Bu arada ağır yemişler. Biz Yunan'ı çok geç keşfederek söylüyoruz. Yani Yunan adalarına, Yunanistan anakaraya biz çok geç ayak basan bir gezgin çiftiz. Biz buraya aşık olduk. Kesinlikle. Zırt pırt geliyoruz yani. Yine gideceğiz, yine geleceğiz. Yine gelecek miyiz? Yine gelecek biz ama Atina'ya zırt pırt. Evet. Atina çok güzel. Hiç diğer gördüğümüz başkentlere hiç benzemiyor yani. Olay bu tarafta da fazla da şey yapmak istemiyorum. İnsanları zor duruma düşürmek istemiyorum. Kebap yerken. Nefis bir tabakta gerçekten.
Burası gerçekten bir kebap cenneti. Çok şaşıracaksınız, hiç beklemiyor olabilirsiniz ama gerçekten Atina bir kebap cenneti. Hiç öyle olduğunu düşünmesek de aslen bir kebap cenneti. Acayip kebaplar var. Kafayı yersiniz. Bildiğiniz yoğurtlu kebap. Ondan sonra şeyler. Soğanlar. Lahmacun bile var ya. Şimdi nereden başladığını söyleyeyim. Meydandaki tamam. Herhangi bir yolda içeri girdik. Her saptığımız yol bir tanesi bir pazarına gidiyor. Bir tanesi Manastır Akilen başlıyor. Bu yol gibi sağlı sollu kebapçı, restoran, meyhane tipi. Bizim Kadıköy meydan gibi, eski Balık Pazarı gibi. Yani aslında biz İstanbul'da bir sürü meydan şeyde ortalıkta eskileri olan açık hava restoranları. Turistikler, turistik diye lezzetsiz değiller, yoksa çok lezzetli. Hatta bir an evvel gidelim çünkü çok durdukça Allah'tan kahvaltıdan sonra devam ediyoruz. Evet. Kahvaltıları da çok güzel bunların, çünkü pastane işleri, biz pastane kültürünü Yunanlardan almışız çok net. Severek pastane ürünü tükettiğiniz ne varsa evvel de Yunan bize gelmiş öğretmiş. Burada da orijinalleri var. Çok güzeller. Nefisler. Evet, bu bölümümüzün ismi Dön Baba Dönelim. Ya. Burası Atina'nın ortalısı diye düşünün. Atina'nın çok ortası değil aslında bakarsınız ama herkes buraya Atina'nın ortası diye kabul ediyor. Burası bir nevi Taksim Meydanı gibi. Bildiğiniz Taksim Meydanı gibi. Şimdi ben bu Taksim Meydanı'nı size dolaştıracağım, gezdireceğim. Tekrar arkada parlamento binasını ve nöbet tutan askerleri göstereceğim. Şimdi sıra bu meydandan biraz daha aşağıya doğru inip meydanı da size tanıtacağım. Meydanda zaten gördüğünüz üzere arka tarafta yılbaşı hazırlıkları da başlamış. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor parkın içerisinde. Bu Sintagma Meydanı etrafındaki oteller de Atina'nın haliyle en pahalı, en kallavi, güzel büyük otelleri, pahalı otelleri. Evet, Sintagma Square arkada gördüğünüz şekilde buradan da Sintagma Square'den aşağıya 3 tane cadde iniyor. Bu 3 tane cadde de Monastraki'ye çıkıyor. Şöyle bir gerçek var. Bu cadde Avrupa'nın her gittiğiniz kentinde muhakkak en az bir tane rastladığınız cadde. Her dükkanın sırasıyla karşılıklı dizilimi bile aynı. Evet, aynı dükkanlar, yani, aynı markalar. Burası hiç gelmeyeceğiniz bir sokak olabilir. Ama bizim dondurmacımız bu yol üstünde olduğu için ve ben dondurmaya deli olduğum için ve o kız çok güzel dondurma yaptığı için bu sokaktan ilerliyor. Bu arada Atina'yı en güzel anlatan şeylerden bir tanesi kafe yoğunluğu. Gerçekten inanılmaz şekilde bir şey var Atina'da. Kafe yoğunluğu var. Kafeler çok, kahveler mükemmele yakın. Tatlılar zaten efsane. Burada her şey olağan dışı güzel. Yani. Herkes sigara içiyor. Evet. Rahat olun. Evet. Yani bence rahat olsun. Sigara kısmında rahat biraz olsun. Daha fazla rahatlar yani. Evet. En sevdiğim dükkana tekrar geldik. Ne diyorsun? Benimki orada. Hiçbir şey demiyorum. Bana artık soru sorma. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Bak, burada şey var. Yeni bu. Kanoli. Bunlar kanoli. Şunlar çok güzel. Bak, şunu deneyebilirsin. Evet. Deneriz. Ama bak, bunun içinde meyveli bir şey var. Çikolata. Evet.
Ötekisi muzlu bir de. Ay çok güzel, bilemiyorum. Bilemiyorum, alsam bilemiyorum. Tam reklam kutu. Pek bir şey anlamadım. Biraz daha versin. Yok yok, hakikaten pek bir şey anlamadım. Biraz daha versin. Arkadaşlar burası gerçekten kopuk bir dükkan. Şöyle. Dondurmalı sandviç. Bu da aslında dondurmalı bir pasta. Ve hakikaten akıllara zarar bir tatlı var buranın. Dükkanın ismi La Greche.